Herkese merhabalar arkadaşlar. Üçgende yardımcı elemanlar konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi hemen takvimize bakalım. Bugün günlerden 26 Nisan Salı ve üçgende yardımcı elemanlar wow. konusunda sizlerle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden ödevimizi verelim. Hemen konu anlatır kitabımızda 0'dan 9'a kitabımızda sayfa 216 ile arkadaşlar sayfa 216'ya kadar geldik bu arada. Sayfa 216 ile baya bir yerimiz var bugün çünkü tek de ne yapacağız? Yardımcı elemanları bitireceğiz. 216'da açı ortayla başlıyor. Sonrasında arkadaşlar kenar ortayla devam edeceğiz. Kenar orta dikme. Diklik merkezini yaptıktan sonra ve sonrasında da arkadaşlar ne yapacağız? Pisagor teoremine geçmeden önce sayfa 230'e kadar yapacağız arkadaşlar. Bakın adam dengede tutmaya çalışıyor. İşte fiziksel olarak dengede nasıl tutarsın? Kenar ortayda yaparsan tutarsın dedik ve yapamazsan kodu okutuyorsun tas uygulamasından canım hocam senin için yapıyor dedim geçtim. Ve dinamo kitabımızdan da en son 25'i yapmıştık. Şimdi de arkadaşlar 26'dan başlıyoruz. Üçgenin 20 26'da üçgenin yardımcı elemanları var. Yine açı ortayla da başlıyoruz. Sonrasında da fen kısımları da var. Bu kısımlara da göz atmanızı öneririm. Ondan sonra kenar ortaydan sonra da hemen ne olacak arkadaşlar? Pisagora geçiyor. Tabi burada kenar orta dikme ve diklikte yine aynı şekilde var dedik. Ve bunları da söylemiş olduk. Evet arkadaşlar Nisan programımız bitmiş oldu. Mayıs'ta yazılı kampımız yine her zaman olduğu gibi olacak. Biz sözü fazla uzatmayalım. Hemen açı ortayla başlayalım. Arkadaşlar açı ortayı biz açı kavramında değerlendirmiştik. Bir kere daha söyleyelim. Bir açıyı eş iki parçaya bölen doğruya açı ortay doğrusu denir. Bakın ne yaptı? Bir açı vardı AOB diye. Bu açıyı cart diye ikiye böldü. Kim bu? OC. İşte biz bu OC'yi ne diyoruz arkadaşlar? O AOB'nin açı ortayı diyoruz. Ve tabii ki de burada da gördüğün gibi tek noktayla gösterdiğim bu olay açı ortay oluyor. Tabii ki de burada açı ortayın 3 tane kural var. Bir genel kuralı, 2 iç açıortay kuralı 3 dış açıortay kuralı bunları yapmamız bilmemiz lazım. Hemen söyleyelim, açıortay doğrusu üzerinde bulunan herhangi bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin uzunlukları. Bakın bu dikmelerin uzunlukları uzunlukları birbirine eşittir. ve kollarda ayırdıkları parçalar. O a ile O OB'de birbirine eşittir dedi. Kim AC ile BC birbirine eşit? Ve de arkadaşlar burası açı ortay olduğu sürece bunlar birbirine eşit. Ayrıyetten bakın arkadaşlar sen buraya dikme indirdiğinde burası zaten açı ortay olduğu için otomatikman bu kenarla bu açılar da birbirine eşit oluyor. Zaten bu iki üçgen birbirine benzer ya da eş hemen bir bakıyorum ki 90'ların karşısı aynı kenarı gördüğü için bu iki üçgen eş oluyor. Eş oldukları için de arkadaşlar biz de yine buradan da ispatımızı yapmış oluyoruz ne yapmış oluyoruz arkadaşım? Bunları da e, dalga ve çift çizgi olarak söylemiş oluyoruz. Bir daha söyleyelim. Açı ortayın üzerindeki herhangi bir noktadan kollara indirilen dikme hem kolları eşit parçaya böler hem de indirdiğim o kollar e, indirdiğim dikmeler birbirine eşittir dedim. Ve bunu da söylemiş olduğum. Hemen örneklerime bakayım. Bak şimdi ısınma. Burada bir ne varmış? Hemen söyleyelim. BD açı ortaymış. Açı ortaysa arkadaşım şurası şuraya eşittir. Tamam. Burası dikmiş. Bak diklik ve açı ortayı gördün mü hemen aklına açı ortayın genel kuralı gelecek. Burada adam bu noktadan kola dikme indirdiyse sen de diğer kola dikme indiriyorsun arkadaşım. Dikme indirdiğin anda burası 10 burası 4 ise bu kolda da 4 olacak. Artı bu açı ortayın üzerindeki ayırdığı parçalarda 10 ise burası 10 olacak. Nereye kadar? Buraya kadar. Buraya mesela E dersek arkadaşım o zaman B ile E arası 10 olacak. Sen Zaten 8. sınıftan bildiğin çok özel bir dik üçgen var. O da nedir? 4, 3, 5 üçgeni daha düzgün söylersek 3, 4, 5 üçgendir dedim. Ve olayı bitirmiş oldum. Buraya da 3 demiş oldum. O zaman bana adam BC'yi soruyordu. O zaman ben de diyorum ki BC eşittir 13 dedim. Hatta ve hatta şeyi de yazalım. Cinsini de yazalım. Santimetre olduğunu söylemiş oldum. İşte bu kadar güzel bir şekilde bu soruyu da bitirmiş olduk. Şimdi antrenmanla geçelim. Bir tık daha zorlaştıralım sorumuzu. Bakalım nasıl yapabiliriz? Diyor ki bana BD açıortay Görüyorum zaten. Süpersin. AB dikmiş AD'yi. Onu da görüyorum. 8'i görüyorum. 5'i görüyorum. Onu görüyorum. Bana da AB nedir diye soruyor. AB'de şuradaki koca kısım. Bak yine söylüyorum. açıortay ve diklik gördün mü? Dik ister kare de olsun. İster dikdörtgende de olsun. Nerede olursa olsun hemen yapacağın şey şu arkadaşım hemen bu kola dikindirmek. Yalnız kolumu burada bitmiş. O zaman kolumu uzatırım ben. Hatta siyahla uzatayım sanki varmış gibi. Bakın bu kolu uzatırım. Nereye giderse gitsin bu kolu uzattığım anda ne dedim biraz önce ben sana? Dedim ki buradan buraya indirilen dikmeler birbirine eşittir. Bakın burası 8 ise buradan indirdiğim dikme de yine 8 olacak. Aa bir dakika 3-4-5'in amcaoğlu var mı burada? var. Ne o? 3, 4, 5'in amcaoğlu iki katı. 6, 8, 10 üçgeni var. 8 burada. Hipotenüsüm de 10 Hop burası 6 oldu mu? Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Şimdi büyük gözle bakarsak. Büyük gözle 8, 8. Açı ortay. Açı ortay. O zaman ne oldu? A, B, B, E desek olur. Burası da E. B, E'ye eşit oldu. E burası 5 artı 6'dan dolayı 11. O zaman burası da 11 olmuş oldu. Bize de AB'yi soruyordu. 11 santimetre olarak AB'yi bulmuş oldum arkadaşlar. İşte bu kadar. Gerçekten de bakın kilit kelimeleri unutmayın. Açı ortay ve dikliği gördün mü açı ortayın genel kuralı aklına gelecek. Unutma. Peki iç açı ortay kuralı nedir peki? İç açı ortay kuralı da şu arkadaşım. Bir üçgende açı ortay gördüğün anda hemen ne yapıyorsun biliyor musun? Sağ kanat sol kanada ya da sol kanat sağ kanada oranı tabanda da sağ alt parça yani sol alt parça sağ alt parçaya oranı yapıyorsun. Bakın burada ne yapıyorsunuz? Üstlerin oranı altların oranı. Kimle başladıysan o tarafla devam etsin. Ama ben bu kuralı genelde şöyle söylüyorum. Burası A, burası B. Burası X, burası Y ise arkadaşım bunu şöyle yaparsan daha güzel olur. A'nın B'ye oranı X'in Y'ye oranı yaparsan daha güzel olur. Neden? Çünkü müfredattan kaldırılmasına rağmen çok pratik bir kural var burada. N A'nın karesi nedir biliyor musunuz? A çarpı X üstlerin çarpımı eksi altların çarpımıdır diye bir kural var. Aklında olsun bazen sana benzerlikten oradan buradan bulutmaya çalışır. Ama böyle bir kural da var aklında olsun. Ve ben bu kuralı yine söylüyorum. Sağların sollara oranı diye yapıyorum. Hiç fark etmez. Üstlerin altlara oranı da yapabilirsin. Yine söylüyorum. Oran orantı konusu çok önemliydi. Ve biz bunu üçgende de çok rahat bir şekilde görüyoruz. Unutma. A'nın B'ye X'in Y'ye ya da A'nın X'e B'nin Y'ye oranı yapacaksın. İki tane oran. istediğini yapabilirsin. Hangisi rahatına geliyorsa dedim. Ve birazdan da pratik hızlanma yöntemini göstereceğim. Mesela antrenmana geldik. Ne diyor antrenmanda? Bakın. ABC bir üçgen. B'de açı ortaymış. Hemen açı ortaysa patlattım. AB 12. DC 4. Burası X artı 2. Burası X. O zaman hemen şöyle bir şey yapalım mı? Bakın. istediğin gibi yapabilirsin. Ben şu an üstün Üstü oranı 12 bölü x yapıyorum. Altın 6 altı oranı x artı 2'nin 4 oranı yapıyorum. Bu arada bakın 12 ile x yaptım. O zaman bu taraftan başlamamız. x artı 2'ye 4 yapıyorsun. Unutma. Hemen o zaman şöyle yapalım. x çarpı x artı 2 eşittir. 4 gene 12, 48. Şimdi çok mühim bir sorun var. İnşallah 4 işlemin iyidir. Ya da onlara kadar iyi çarpma biliyorsundur. Çünkü çok kolay bir soru soracağım. Hangi iki sayının çarpımı 48 biri diğerinden 2 fazla? Hangi iki sayının çarpımı 48 biri diğerinden 2 fazla? Tabii ki de 6'ya 8. O zaman direkt sen de x eşittir 6 dersin ve cinsini de yazarsın. X neymiş? 6 santimetreymiş. Yaptın. Bir bakalım, bir göz atalım. Burası 6, burası 8 ise arkadaşım. Bak 12'ye 6, 12 yarıya düştü. 8 de yarıya düşmesi lazım. 4 dedim. Böyle pratik bilgilerle de olayı çözebilirsin. İşte geldim ÖSYM tarzı klas mı klas bir soruya. Çok dikkat edin şimdi. Durunun evi. Durunun evi burada. Kafeterya arasındaki uzaklık şekildeki gibi gösterilmiş. Burası 500. Çok güzel. Buraya x dediyse bu adam o zaman ben uzatmayayım. Şurası 500 eksi x'tir. Uzatmayalım. 500 eksi x'tir. Devam edelim. Duru kafeteryadan kafeteryadan evine giderken okuldaki arkadaşından bir telefon geliyor. Tam bu esnada Duru kafeterya okul. Bakın kafeterya okul yolu ile kafeterya okul yolu ile ev okul yoluna eşit uzaklıktadır. Bakın uzaklık deyince lütfen yanlış anlamayın. Uzaklık dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Uzaklık dediğimiz şey bulunduğun yerin o dediğim yola dik uzaklığıdır. Dik. Yani dik olduğu mesafedir. Çünkü her burası mı burası mı bilmiyorsun. İşte burada biz neden bahsediyoruz biliyor musunuz? Dik uzaklıktan bahsediyoruz. Ve arkadaşım dik uzaklıktan diyor ki bu iki mesafe de birbirine eşittir diyor. Aa bir dakika dostum bir dakika. O zaman sen şunu biliyor musun? Bak sen şunu biliyor musun o zaman? Demek ki kollar birbirine eşit. Bir noktadan gelen kollar birbirine eşitse o zaman buradan çektiğim doğru benim için açı ortay olur mu? Çok da güzel olur. Çok da iyi olur. Aa bir dakika. Bir daha söyleyelim. Kollar birbirine eşitse 90 varsa o zaman bu iki üçgen birbirine eşittir. Bakın çünkü niye? 90'ın karşısı eşit. E bir kenar daha eşit. E diğerleri de eşit olmak zorunda. Çünkü 90 bir üçgende iki kenar eşitse üçüncüsü de eşittir dedik. Şimdi bak çok dikkat et buraya. Çok süper bir şey söyleyeceğim şimdi. Burası açı ortay soru arkadaşım. Bak şöyle bir olay geliyor karşıma. Burası açı ortay. Burası 600. Burası 400. Burası 500 eksi x. Burası da x. Gerçekten ÖSYM tarzı klas mı klas bir soru. Hem ilk genel kuralı ortaya koydu. Hem de özel iç açı ortayı ortaya koydu. Şimdi o zaman yapalım. Bakın şöyle yapabilir miyiz? 600'ün sağ tarafın ya da üstün üstü oranı bakın 600'ün 400 oranı kimle başladım? Sol tarafla o zaman sol tarafla devam edeceğim. 500 eksi x'in x oranı. Yeter ki sırayı kaybetmeyin. Bununla başladım bunun oranı, bunun bunun oranı. Bunun bunun oranı, bunun bunun oranı. Fark etmez. Önemli olan e, oran yapmanız. Hemen her tarafı 200'e bölersem burası 3 kalır, burası 200. O kaba görüntü gitti. Hemen 2 ile çarptım. 2 kere 500 bin eksi 2x. 3 kere x de 3x oldu. O zaman ne oldu? 1000 eşittir 5x. X eşittir 200 olmuş oldu. Bize de x'i 200 diyor. Bakalım bir daha oran orantıyı görelim. 300'e 200. O zaman ne oldu bakın arkadaşım? 600 yarıya 400 yarıya düşmüş oldu. Bunu da söylemiş olduk. İşte bu. Pratikliği birazdan göstereceğim. O yüzden de geçeyim. A da geçtim. Hemen pratik olayı söyleyelim. Bakın hızlanma vakti artık üstlerin oranını gördün mü? 2'ye 3 diye. O zaman sen buraya patlat 2K'ya 3K de. Baktın altların oranını mı gördün? Yan dönmüş. Açı ortay altların oranı 3'e 4 mü? O zaman sağ tarafınki 3K sol tarafınki 4K diyeceksin. Baktın sağla soldaki oran 4'e 5 mi? O zaman karşıda da ne diyeceksin? 4K'ya 5K oran vardı diyeceksin. Hiç fark etme arkadaşım. Hemen hızlanacaksın pat 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 burayı çözeceksin. Farzı misal adam ne demiş? 2A'ya 3A demiş. Bak 2A'ya 12 ise oran sanki A6 gibi 6 katına çıkmış gibi. 3A'ya 18 olmalı. Nereye göre? Bakın üstteki üçgene göre. Ne yapacaksın üstteki üçgene göre? Bak görüyor musun? Hemen üstteki üçgene göre bakıyorum. 2A'ya 12 ise şu noktadan şuraya 3A'ya 18'dir. E şu bıdık şuraya kadar x ise o zaman şurası 18 eksi x'tir. Bak zor bir soru normalde. Ama hızlanma taktiğiyle olayı çözeceğiz. Burada da açı ortay var. O zaman ne diyorum? 4'e B ise bakın 4B'ye ise üstlerin oranı yaptım. 4B'ye Şimdi altları yapıyorum. 12 artı X'e çünkü burası bölü burası da 18 eksi X yapmış olacağım. O zaman şunları sadeleştirdim. Yukarısı 4'e 1 kaldı. İçler dışları patlattım. 18 kere 4 ne olur? 40 40, 10 kere 4, 40, 8 kere 4, 18, 8 kere 4, 32, 40 artı 32, 72. Eksi 4 x eşittir ne oldu? 12 artı x. At 4 x'i karşıya eksi artı oldu. Karşı tarafta x vardı, 5 x oldu. At 12'yi karşıya 72'den 12 çıktı, 60. Her iki tarafı 5'e bölersek, 5'e bölmedeki hızlı taktik 0'ı at, 2 ile çarp. O zaman ne oldu? X eşittir 12 oldu. Hemen hızlı taktik. Bak 120 bölü 5. 0'ı at 2 ile çarp bitti. Bu kadar. Yani 5'e bölmede son, son rakamın 0'sı 0'ı at 2 ile çarp ve olayı bitirdim. Bana x soruyordu. x'i 12 olarak buldum. Bakalım doğru mu buldum? Bak x 12 ise burası 6 ise hemen 4'e 1'di buraya bakıyorum 24'e 6. İşte budur arkadaşım. 24'e 6 4'e 1'i sağlar dedim ve olayı bitirmiş oldum. Geldim dış açı ortay kuralına. Bakın Dış e, açı ortay kurallarıyla kenar ortay kuralları çok önemli. E, tabii ki de bir tık daha az. Kim o? E, kenar orta dikmeyle diklik merkezde bir tık daha az önemli. O yüzden buralara abanmamız lazım. Şimdi dış açı ortay kuralı ne? Bir tane ABC üçgeni varsa bu ABC üçgeninin bir tane böyle uzantısı varsa A, A açısının iç açısından bahsediyorum. A iç açısının dışında bir açı var ve bu açıyı ikiye bölen bir açı ortay varsa biz buna dış açı ortay diyoruz. Bu dış açı ortayda da kural şu arkadaşım. Dış açı ortayın burasına bir nokta koyuyorsun. Nokta koydun. Yola çıktın geldin. Burada bir hemen içeri daldın. Baktın patlak. Çıkmaz sokak. O zaman diyorsun ki ben bir daha başa döneyim. Yanlış yapmayayım. Buradan yola çıkıyorsun. Ve bu sefer yolu bulmuş oluyorsun ve bitirmiş olursun. Böyle pratik ben kendi kafamca böyle bir yöntem buldum. Açı ortayın kolunu işaretliyorum. Çünkü terste kalırsa kafam karışmasın. Buradan yola çıkıyorum. Yanlış yola girdim. Bir daha baştan buradan yola çıkıp burayı yapıyorum. Burada kitaplar hangi formülü söylediği umurumda değil. Çok pratik bir şey söylüyorum. Buranın buraya oranı tamamının buraya oranı dedim. Ve olayı bitirdim. Yine söylüyorum yola çıktım. Çıkmaz sokak. Geri döndüm tamamına geldim. Bu yola sapmış oldum. Bak ne kadar pratik bir bilgi göreceksin. AD BC'ye dik diyor. ADBC'ye dikse şurası diktir. Tamam. Bu arada çok iyi bildiğim yine 3 4 5 karşıma geldi. Hemen bakıyorum. Bak açı ortay tersten geliyor. 3 5'i söylemiş, başka bir şey söylememiş. Bak açı ortay şu üçgenin 3 4 5 üçgeninin ters dışında kalan bir açı ortay. Ama benim kuralım şaşmaz bak. Buraya x dersem ki bana BD'yi soruyor x diyorum. Yola çıktım. X. Yanlış yola girdim. 3. Geri döndüm. Yola çıktım. X artı 4. Bu sefer de yolu tamamladım. 5. İşte bu kadar. Olay bu arkadaşım. İçler dışları patlattım. 5 kere x 5 x. 3 kere x 3 x. 3 kere 4 12. Attım karşıya. 5'ten 3 çıktı. 2 x. Karşı tarafta yalnız bir 12 var zaten. Yalnızlar oynuyor mı? Bir de 2'ye böldük. Ne yaptık? X'i 6 bulmuş olduk. İşte bu. Zaten bakarsanız bakın şimdi. 6'ya 3 yarıya inmiş. 10'a 5 yarıya inmiş. Yine mantıklı bir e, kural var. Bazıları taktik pratik zeka olduğu için hemen burada hocam 3'e 5 ise burada da oran vardır diye söyleyebilir. Onu da öyle yapabilir. Geldim. ÖSYM tarzı bomba bir soruya. Çok güzel bir soruya geldim. Bak şimdi ne diyor? Burada ABC dik üçgeninde ABD üçgeni BD boyunca katlandığında A köşesi şekil 2'deki gibi şekil 2'de verilen üçgendeki A üssü noktasıyla çakışmaktadır. Bak şimdi burada katlama soruları ÖSYM'nin son zamanlarda son 3-4 senedir sevdiği bir soru. Katlama sorularındaki mantığı bileceksin. Bak ne katlama bu buraya geldiğine göre açıyı kaybetmez. Bu 90 bu da 90'dır. Devam ediyorum. Katlama sorularında bakın buralara açı ortaydır. Bunu bileceksin arkadaşım. Bunu bileceksin. Devam ediyorum. Şu kenarın neyse bu kenarında odur. Onu bileceksin. Mesela bakın burası 12 ise buranın da 12 olduğunu bileceksin. Tamamı 20 ise şuraya 8 kaldığını bileceksin. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın burada başka bilmen gereken şey şu kenarla da şu kenarın eşit olduğunu ve hatta ve hatta şu açıyla da şu açının eşit olduğunu bu iki üçgenin birebir aynı olduğunu ve açı ortayın genel kuralını sağladığını görürsün. Şimdi burada bilmen gereken özel bir olay var. 90'ın karşısı 20. Buradaki bir kenarında 12 ise 3, 4, 5'in bir katı olduğunu fark et. Ve 4 katından dolayı 12, 16, 20 üçgeni olduğunu gör. Ve buranın da 16 olduğunu gör. 16 olduğunu gördüğün anda burayı 16 eksi x dersin olayı bitirirsin. Şimdi bu soruyu iki farklı tarzda yapabilirsin arkadaşım. Bak bu soruyu iki farklı tarzda yapabilirsin. Birincisi Burada bir açı ortay var. iç açı ortay. 12'nin 16 eksi x'e 20'nin x'e eşit oranı diyor. Bak bunu bu şekilde yapabilirsin. Hatta sadeleştirirsin. 20'yi 12'yi ikisini de 4'e bölersin. Burası 5 eder. Burası 3 eder. O zaman 3'e 5'ten 8k dersin. 16'yı 8k'ya göre yaparsın. Ama ben sana başka bir çözüm yöntemi göstereceğim. İç açı ortayı değil de şu üçgene göre dış açı ortay yapacağım. Bu üçgene diyor dış açı ortay yapacağım. Bakın dış açı ortay noktam burası. Bu arada burası 16 eksi x'e. Burası da 16 eksi x. Bakın şimdi 12'nin 12'den çıktım yola. Girdim ara sokağa. Yanlış sokakmış. Geri döndüm. Geri döndüm. 12 artı 8 20 oldu. Hop burası da x oldu mu oldu. Bunlar sadeleşti mi? Sadeleşti. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 5. 3 kere x 5 kere bu. 3 kere x 3 x. 5 kere burası 80 eksi 5 x. Attım karşıya. 8 x eşittir 80. Her tarafı 8'e böldüm. x eşittir 10 diye üzerine yazdım. Ve olayı bitirdim. Biraz önce içe çoğurtayla söylediğimde oydu. Bakın 12'ye 20 idi. 12'ye 20'yi boşver dostum. 4'e böl. 3'e 5. O zaman burası 3K. Burası 5K. E tamamı 16 idi. 8K 16 ise K eşittir 2'dir. K eşittir 2 ise 5K 10'dur dedim ve olayı iki türlü de bitirmiş olduğun. Geldim fark etmen gereken gizli dış açı ortayları. Bakın şimdi burada bir 45 varsa senin iç açın 45 şey 90 varsa burada bir 45 varsa doğru açıdan dolayı burası 45'tir. Açı ortay noktan burası patlatırsın olayı yaparsın. Bu bir. İkincisi iki tane iki tane açı ortayın toplamı 180'dir arkadaşım unutma. Ve burada bir açı ortay 90 varsa e gördüğün gibi bu çizgide bu çizgi eşit olmalı. Çünkü ikisi 90 ise bu ikisi de 90. O zaman doğru açılır. Yine bakın burası açı ortay olur. Hem burada iç açı ortay var hem de dış açı ortay var. Buranın buraya oranı buranın tamamına oranı derim ve olayı bitiririm. Dikkatinizi çekerim. Sakın buraya buraya göre almayın. Çünkü üçgenim neyin dış açısı bu? Bakın şu üçgenin dış açısı. Sakın buna göre almayın. Burada bitirmeyin ya da buradan başlamayın. Hangi üçgenin dış açısı? Devam ediyorum. Bazı sorularda da yine arkadaşım çok dikkat etmen gereken 2 alfa 90 eksi alfa muhabbeti vardır. Kesinlikle burası da 90 eksi 2 90 eksi alfadır. Çünkü toplamları 180 eksi 2 alfa 2 alfa toplarsan demek ki burası doğrusal. Doğrusalsa işte benim açı ortayım burası. Buranın buraya oranı buranın da buraya oranı yapacaksın dedim. Ve gizli dış açı ortayı da fark etmiş olacaksın. Hemen sana bunu bir model soruyla göstereyim. Model sorudan sonra da kenar ortaya geçeyim artık. Bak bunu da e, burada özelliklerde vermedim 60-60'ı. Soruda göstereyim dedim. 60-60 bana iki türlü açı ortaysalar. Bir iç açı ortaysalar. 60-60 ise arkadaşım hemen sadeleştirmemi yaparım. 24'e 40 ise hemen 8'e bölerim. Burası 3 burası 5 olur. Bakın 8'e böldüm. O zaman iç açı ortaydan dolayı Burası 3K. Burası 5K'dır derim. Bak bu iç açı ortayla noluyor. Peki bir de şunu görüyor muyum ben? Bunu çeksem burası 60 mıdır? 60'sa arkadaşım. Çok dikkat et şimdi. Şurada çizdiğim zaten siyahla çizili ama ben biraz daha üstünden geçeyim. Daha iyi görelim. Şurada bir üçgen var. Bu üçgenin dış açısı 60'a 60 olduğunu görüyorum. 60'a 60'sa o zaman burası da açı ortay, dış açı ortaydır. Dış açı ortaysa arkadaşım Bak şimdi şuraya x diyeyim. Adam bana ne soruyor bu arada? A, D'yi soruyor. Burası bu arada D olacak. Onu kaçırmayalım gözden. Burası D olacak. A, D'yi soruyor. 5K'nın bakın geldim, daldım. X çıktı burası. Yanlış sokak. Bir daha geri geldim. Bir daha daldım. 8K'ya bakın 3 demeyin sakın. Burası 24'tür. O zaman K'lar birbirini götürür. 8 ile 24 birbirini götürür. 1'e 3 kalır. O zaman 1 kere x x 3 kere 5 15 dedim. Hatta cinsini de yazayım santimetredir dedim. Ve bu soruyu da geride bıraktım. Geldim kenar ortaya. Ne dedik? Açı ortay kenar ortay çok önemli. Bunları iyi anlamamız lazım dedik. Ve kenar ortaya geçtik. Bir üçgende bir köşeyi karşısındaki kenarın ortasıyla birleştiren doğru parçasına bir köşeyi karşısındaki kenarın orta noktasıyla birleştiren kenara biz ne, e, par doğru parçasına bu kenara ait, bu kenara ait kenar ortay diyoruz. Bakın bu kenar kim bu arada? Bu kenar A'nın karşısı küçük A kenarı dedik. İşte biz bunu da VA diyoruz. Ve genellikle de kenar ortaylar V ile bu arada söylemeyi unuttum. Açı ortay da genelde ne ile gösterilir. Bak bu açı ortay. Bu da kenar ortay. Bu da V ile gösteriliyor. Şimdi bilmem gerekeni söylemiş oldum ve bu kısmı geçtim. 2'ye bölecek karşılıklı. Ve burada müthiş bir olay var. O da ağırlık merkezi oluyor arkadaşım. Üçgenin kenar ortayları üçgenin içinde bir noktada kesir. Bakın kenar ortaylar, kenar ortaylar, kenar ortaylar bir noktada kesiyor. Ve bu noktaya biz ne diyoruz? Ağırlık merkezi yani o gravity ağırlık merkezi e, G olarak büyük G olarak söylüyoruz arkadaşım. Yer çekimi veyahut da ağırlık merkezindeki o G'den bahsediyoruz. Şimdi bak o bu G ne biliyor musun? Senin biraz önce hani burada bir tane soruda göstermiştim. Çubukla tutuyor çubukla ucunda tuttuğunda dengede tutarsın. Çok büyük bir levha da olsa bunları kestir kenar ortalarla ağırlık merkezini buldun mu? Adı üzerinde ağırlık merkezi böyle tuttuğunda hiçbir türlü düşmemiş olur. Mesela bu kağıt bile bakın şu an ne yaptı? İki tarafa da yaylandı ama düşmüyor. Şu an elimde mesela. Niye düşmüyor? Demek ki tam böyle ağırlık merkezinin üzerinde tutuyorum diyebiliriz. O zaman ağırlık merkezinde bilmem gereken ne peki? Buranın ağırlık merkezi olduğunu gördüğünde bu ağırlık merkezi bu doğru parçasını 2'ye 1 olarak böler. Köşeye 2, kenara 1. Köşeye 2, kenara 1. Köşeye 2, kenara 1 olarak böler doğru parçasını dedik ve burada da onu sana söyledik. 2k'ya k, 2n'ye 2m'ye m olacak. Kim 2? Köşe 2, kenar 1. Zaten köşede bayağı uzun kalır. Burası kısa kalır. Geldik antrenmana. Hemen antrenmanla daha iyi anlayalım arkadaşlar. ABC bir üçgen, büyük üçgen. G bu üçgenin ağırlık merkezi süper. O zaman burası 3 ise burası 6'dır. Onu biliyorum. Bu arada bildi, bir de bildiğim bir şey var. Burası ağırlık merkezi B'den gelip bu kenarı 2'ye bölecek. O zaman burası da 2 kök 13'tür dedim. Ve bunları yazdım. Zaten bana bunları söylemiş. AB nedir diyor. A, de burası. Hayda. Bakalım ne yapacağız? Aa şurada bir dik üçgen var. Biz daha dik üçgeni görmedik ama bildiğim bir Pisagor bağıntısı basit. Ne var? Şurası 6, şurası 2 kök 13. Buraya da x dersem şurası x olursa o zaman ne diyorum? x'in karesi artı 6'nın karesi 36. 2 kök 13'ün karesi 2'nin karesi 4. Kök 13'ün karesi 13. 4 kere 13 52. O zaman buradan ne olmuş oldu? x kare eşittir 16 x buradan 4 gelmiş oldu. Demek ki şu parça 4'müş. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Toplarsak 52. 52'de 2 kök 13'lü yazdım. Burayı bakın 3'e 6 dediğim ya. Burası 4'e 8'dir arkadaşlar. Bize de adam boşuna a, b'yi sormuyormuş. Çünkü çok güzel bir üçgen var burada. 6, 8, 13 geni olmuş oldu. Geldik hemen cin bir soruya geldik. Daha konunun başında cin bir soruya geldik. Bakalım ne yapabiliriz? ABC bir üçgen G ağırlık merkezi. G ağırlık merkezi ise bakın G ağırlık merkezi ise o zaman bu köşeden çıkan burayı ikiye bölecek. Hemen bölsün. Ayrıyetten buradan çıkan da burayı ikiye bölecek. Üç çizgi diyelim. Süper bunu da hallettim. Ve aynı zamanda arkadaşım burada da 2'ye bir oran olacak. E burası zaten bir birimse, e burası da o zaman demek ki yine çift çizgi olacak. Bakın şurada gözükmüyordur belki. Burada kuralda vermiş. GEBK eşit demiş. Ama yine söyleyelim. Bu üçü de birbirine eşit olacak. Şimdi arkadaşım muazzam dikkat. Bak muazzam dikkat diyorum sana. CD'nin tamamı 27'ymiş. O zaman 2K'ya 3K oran var mı? Var. Burası 2K. Burası 2K 3K derken 2K K toplam 3K var mı? Var. 3K 27 ise arkadaşım o zaman buradan ne olacak? K eşittir 9 olacak. Bak burası 2K'ydı. Demek ki şu arası 18. Şu arada benim için 9 birim. Bakın D'den G'ye 9 birim. Bunu biliyorum. Şimdi kitlendim kaldım. İşim gücüm bitti. Yapacak bir şeyim yok derken hemen oradan Allah'ım yardım etti. Ne yapacağım bakın. Şimdi buradan bir tane doğru çekersem. Bakın cin soru niye söyledik? Çünkü gizli bir burada ağırlık merkezi var. Neden? Bakın şurada bir üçgen var. Bunu fark edebiliyor muyuz? Bak burada bir üçgen var. Karşıdan gelen adam bak maviyle gösterdiğim üçgende. Karşıdan gelen adam burayı ikiye bölüyor. Bu köşeden gelen adam bunu ikiye bölüyor. O zaman F'de A, B, G üçgeninin ağırlık merkezidir. Şuradaki F var ya. Bu arada bunun tamamı 9'du. E kardeşim şurası M'ye 2M değil mi? O zaman 3M dediğim olay 9 M dediğim olay 3'tür. Ve FG'yi soruyor. Şıklarda hemen A şıkkında 3 olacak ve %40'ı hop atlayacak. Ama bize sorulan M değil arkadaşım. FG'yi soruyor. FG nedir biliyor musun? FG İki tane üçtür. Yani 6 santimetre yapmış oldum. Ve bu soruyu da güzel bir şekilde bitirmiş oldum. Geldim muhteşem üçlüye arkadaşım. Dik üçgende hipotenüse ait kenar ortay ayırdığı parçaların uzunlukları eşittir. Biz bunu açı kavramında da söylemiştik. Ne oldu? Burada bir kenar ortay varsa 90'dan gelen ayırdığı parçalar kenar ortay ya. Bu kenar parçaları buna eşit olacak. Adı üzerinde muhteşem üçlü dedim bir bitirdim. Mesela ne diyorsun hocam? G ağırlık merkezi olmak üzere. A, B, A, C ye dikmiş bu arada. Bakın soruda vermiş. AC C, 9, 12'leri vermiş. G'ye ağırlık merkezi vermiş. Verdiysen dostum bu buradan uzar gider. 9, 12, 15 üçgeni var mı? Var. O zaman burası 7 buçuktur. Ya da 15 bölü 2'dir. Burası da 15 bölü 2'dir. Bakın ne oldu? 7 buçuk dedim. E burası ne kardeşim? 2K'ya K'dır. O zaman çok dikkatli bak. 3K eşittir 7 buçuksa K eşittir 2 buçuktur. K eşittir 2 buçuksa adam bize AG'yi soruyordu. AG dediğim şey 2K'ydı. 2K'da 5 santimetredir dedim. Ve bu olayı bitirdim. Bak görüyor musun olayı? Hipotenüs 2'ye ayrıldı. Ne oldu? Ağırlık merkezindeki kenar ortay uzunluğuna eşit oldu parçalar. Geldim bir başka soruya. Hemen bakıyorum diklik var ve ağırlık merkezi var. Hiç ben duramam. Direkt buradan ağırlık merkezinden olayı patlatırım. Patlatırsam ne olur? Şurası K'ya 2K olur. Ve burada da ağırlık merkezinden köşeden gelip ağırlık merkezinden geçtiysem 2 eşit parçaya ayrılmam lazım. 12 18 ne etti bana 12 18? 30 etti. 30 ettiyse arkadaşım burası 15, burası 15 olmalı. Demek ki 18 ve 12 ortadan kalktı. 12'ye 3 ekleyeceğim. 18'den de ne yapacağım? 3 çıkaracağım ki 15'e 15 olsun. Demek ki bu H H'nin yanındaki bıdık parça 3'müş. Şimdi çok dikkat. Burası da 15'e 15 olduğuna göre benim şurası tamamı 15. E K'ya 2K 3K vardı. 3K 15'se arkadaşım. Bakın 3K 15'se K dediğim şey 5'ti. K kimdi? Birbirim birim olan, birbirim birim olan köşeye yakın olandı. Şey köşe diyorum. Kenara yakın olandı. O zaman burası da 5 oldu. E şuradaki üçgene bakar mısın? Dikten şöyle şöyle bir üçgen var bak orada tersten. Şurası 3, şurası x, şurası 5. Yani 3, 4, 5 üçgeni var burada dedim. Ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Bana x'i soruyordu. 3, 4, 5 var dedim. E 4'ü yazmadan bitirmeyelim. 4 yazdık bitirdik. Geldim 3, 1, 2 kuralına. Ağırlık merkeziyle orta tabanın kenar orta üzerinde ağırdığı, ayırdığı uzunluklar köşeden kenara doğru 312 312 kuralında var. Bakın nereden biliyorum? Orta tabanı ben bir önceki derste söylemiştim benzerlik konusunda. Orta taban ne yapar? Burayı ikiye böler. Ya da şurasını birebir birebir ayırdıysa yine birebir ayrılacak. O zaman buranın tamamı 3k'ydı ama hem ikiye böleceğiz hem üçe böleceğimiz için tamamını 6k diyelim. 6k dersem yukarısı 3k, aşağısı 3k olacak. O zaman burayı 3k buldum. Burayı da tamamını 3k dedim. Ama 2'ye 1 oranda da 4'e 2 olarak 6k ayrılması lazım. Yukarısı 4k, aşağısı 2k olmalı. O zaman 3k'ya k'ya 2k dedim ve 3 1 2 kuralını orta tabanı söyleyerek geçtim. Şimdi adam bana model soru olarak ne verdi? Ona bakalım. Diyor ki ABC bir dik üçgen. Burası tamam, diki söylemiş. G ağırlık merkezi olduğunu, şuranın söylemiş ve de ED paralelmiş. Buraya bana FG nedir diye soruyor. FG nedirs arkadaşım? FG'de şu parça olduğunu görüyorum. E peki buranın sen 18 olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. O zaman 18 olduğunu biliyorsan buranın tamamında 18. Buranın 3K, K ve 2K olduğunu ve burada toplamda 6K'nın 18 olduğunu ve gerçekte de sana zaten sadece K'yı sorduğunu, FG arası nedir diye sorduğunu ve buradan da cevabının 3 olduğunu görmüş oldum. Güzel, basit bir model soruydu. 312'yi kullanmadılar ve artık ne yaptım? Kenar ortayda son zorut zorus zoru tarzında bir soruya geldim. ABC dik üçgen A açısı 90 derece. AH dikmiş buraya. Yani 90'dan 90 inmiş. G ağırlık merkezi olduğuna göre AG 10'sa CH 6 ise AH x kaçtır diye soruyor. Şimdi çok dikkat. Ben buradan bu ağırlık merkezinden geçen şeyi bir yardırayım. Yardırırsam 2k'ya k'dan dolayı 10'a 5'i bulayım. Burası 15'te kardeşim. Şurasının da 15 olduğunu ve bu parçanın tamamının da 15 olduğunu ve buranın 9 olduğunu gördüm. E şurada bana çok yine bir hoş bir üçgen verdi mi? Verdi. Nasıl bir üçgensin sen? Hemen bakayım. Burasının 9 oldu. Burasının x olduğu ve burasının 15 olduğu bir üçgen burası. E nasıl olacak o zaman? E bildiğim bir üçgene benziyor mu? Evet çok benziyor. 3 4 5'in 3 katı. 15, 12, 9 üçgeni. Hipotenüsüm 15 oldu. O zaman 9 da buradaysa hemen yazalım. X dediğim şey AH eşittir X'e. X eşittir 12'ye dedim. Ve olayı bitirmiş oldum. Zor bir soruydu. Parçadan bütüne, bütünden yine buraya, buradan oraya derken soru yine akmış oldu. İşte geldim kenar orta dikmeye. Hemen okuyalım. Üçgenin herhangi bir kenarının Orta noktasından geçen bakın üçgenin herhangi bir kenarının orta noktasından geçen ikiye bölmüş orta noktasından geçen ve bu kenara dik gelen dik olan doğru parçasına kenar orta denir. Bakın dikkat edin çok önemli bir kısım burası. Bu kısım illa buradan A'dan gelecek diye bir şey yok. İki kenar şey kenarı iki eş parçaya bölüyorum. Dik olan bir doğru çekiyorum. Ve biz bu doğru parçasına da kenar orta dikme diyoruz. Olay ne? D dik olacak BC'ye ve de BD ve DC diye iki eş parçaya ayrılacak. Kenar orta dikmenin olayı bu. Çevrel çember merkezi diye bir şey var arkadaşlar. Çevresel diye şunu düzelteyim. Çevrel çevrel çemberin merkezi üçgenin kenar orta dikmeleri. Bakın arkadaşlar bu kenar orta dikme. Bu kenar orta dikme. Bu arada CD eşit. Bu arada da bu da kenar orta dikme. AE eşitse Bunların hepsi bir noktada kesir. Ve bu noktaya da ben çevrel çemberin merkez diyeceğim. İşte buradaki gibi çevrel çemberin merkez diyeceğim. Burası gözümüzden kaçmış sıkıntı yok. P noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası da diyebilirim. Ve buna da çevrel çemberin merkezi. Diyeceğim. Çevrel çemberin merkezi neymiş? Kenar orta dikmelerin merkeziymiş. Peki bu ne demek arkadaşım? Bak şöyle şuradan bir çember geçer. Üçgeni çevreleyen bir çember geçer. Bakın böyle bir çember geçer. Tabii ben çok güzel çizemesem de şöyle bir şey olacak bu. Heh, daha düzgün oldu. Bu çemberin de merkezi burası arkadaşım. O zaman şuradan indirdiğim kol, şuradan indirdiğim kol ve köşeden gelen kollar. Bakın bu çevrel çemberin merkeziyle köşeleri birleştirirsem işte bunlar birbirine eşittir arkadaşım. Unutma aklında olsun. Hemen geçelim. Model soruya geçelim. Model soruyu bakalım nasıl yapacağız. Geldiğim model sorumda D noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi ise arkadaşım. Bak D noktası çevrel çemberin merkezi. Bu kenar orta dikmedir. O zaman ne oluyor bak DF 3'müş arkadaşım. 3. Başka ne diyor bize? ED dediğim şey kök 7 diyor. Tamamdır. AE 3 kök 2'ymiş. Bak ne dedik? Çevrel çemberin merkezi kenar orta dikmedir. Kenar orta dikme ise kenarı 2'ye böldü. O zaman hemen şuradan bir tane Çekersem diki pardon doğruyu çekersem burası kök 7 kök 3 e, 3 kök 2 olduğu için hemen ne olacak arkadaşım? Kök 7'nin karesi artı 3 kök 2'nin karesi o zaman buradan da şuraya x dersem x'in karesi olur. Hatta ve hatta şuraya da y dersem bakın 3'ün karesi artı y'nin karesi de yine x'in karesidir. O zaman demek ki bu ikisi birbirine eşit hemen eşitleyeyim. 7 artı 3 kök 2. 3'ün karesi kök 2'nin karesi 18. Eşittir. 3'ün karesi artı y'nin karesine eşit. Çünkü bu, bu alttaki üstteki eşittir. Buradan da 25, 9. Y kare 16 ise y'yi de 4 bulmuş oldum. Y'yi 4 bulduysam burası da kenar orta dikmeydi. O zaman burası da 4 olmuş oldu. Bana adam tık 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 burayı soruyor. O zaman FC'ye ne demiş oldum? FC eşittir 4 demiş oldum ve sorumu bitirmiş oldum. İşte arkadaşlar bilmem gereken, yapmam gereken bu. Bakalım başka ne varmış? Ne diyor bana? LABC üçgeninin kenar orta dikmelerin kesim noktası. Bakın köşelere gidenler birbirine eşitlerdi. Bunlara RRR demiştik ve adam da bana AL, BL, LC'nin birbirine eşit olduğunu biliyorum. RRR'den 3R'nin ne olduğunu biliyorum. 12. O zaman her bir R benim için nedir? 4'tür. E LHY kök 7 diyor bana. Kök 7 ise arkadaşım o zaman şurada hemen ben AC'nin tamamını soruyor. Ben şuraya X dersem AC bu arada nedir? 2X'tir. Bana 2X'in ne olduğunu soruyor. Hemen ne yapalım? X'in karesi artı kök 7'nin karesi eşittir 4'ün karesi. O zaman X kare artı 7 eşittir 16 ise o zaman X kare eşittir 9. X'im de buradan 3 çıktı. X 3 ise arkadaşım 2x'im de 6'dır dedim. Güzel bir antrenman sorusunda bitirmiş oldum arkadaşım. Kenar orta dikme ile ilgili çok fazla böyle antin kutun işlere gerek yok. İşte bu kadar olay basit. Geldim yükseklik ve diklik merkezi. Kenar orta dikme kenarı ortalayacak ve dik olacak. Başka da bir atraksiyona gerek yok bilmen gereken. Yükseklik üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara çizilen dikmeye o kenara ait yükseklik denir. Ve a kenarına ait yükseklik h a ile. Hani dedik ya n açı ortay, v kenar ortay, h de yükseklik. O zaman hangisi burası a kenarıysa ben burada ne diyorum? h a diyorum. Diklik merkez dediğim bir şey var. Üçgenin yükseklikleri bir noktada kesişirse bu noktaya diklik merkezi denir. Yine neymiş? Açı ortay gibi, kenar ortay gibi ve de burada diklikler, kenar orta dikmeler gibi diklik merkezde bir noktada kesişiyormuş bu noktaya da diklik merkezi diyoruz. Hemen bakıyorum arkadaşım. Dar açılı bir üçgensem ben. Bakın dar açılı bir üçgensem bu D noktası üçgenin içinde olur. Dik açılı bir üçgensem bakın bu buna dik, bu buna dik, bu da buna dik. O zaman burası diklik merkezi köşede olur. Ama ben geniş açılı bir üçgensem dışarıda bir yerde. Bakın bu diklik burası, uzantısı burası. E, bunun AB'nin dikliği LC e, A'nın dikliği de KB bunların uzantısı nerede kesir dışarıda. Geniş açıda dışarıda olur. Dik üçgende tam dikliğin üzerinde olur. Yani dik köşede olur. Diğerinde de içeride olur dedik geçtik. Ve bana bir tane soru vermiş. Ne demiş? ACECAB'ye dik demiş. Burası 90. Burası da 90. E o zaman arkadaşım 40 20 daha ne olmuş oldu? 40 20 daha 60. O zaman ise burası 30 oldu. 90 20 burası 70 oldu. 70 ise arkadaşım buraya ne kaldı? 40 kaldı. Devam ediyorum. Burası 40 40'sa bu ikisi 50 oldu mu? Oldu. İşte bakın burası 50 oldu. M artı N'in 50 olduğunu biliyorum. Peki şu ikisinin toplamı 50 mi? Bunun da ben burasının 50 olduğunu biliyorum. Burayı da söyleyebilirim. Ayrıyeten M artı N'in de ne olduğunu biliyorum. Bana M eksi N'in farkını soruyor. M artı N'in de 50 olduğunu biliyorum. Şurada 40 ile M'yi toplarsak burası da 40 artı M olmuş olacak. Bize M eksi N'nin farkını soruyor. Hemen söyleyelim M eksi N'nin farkının ne olduğu. Buradan ben bunu uzattığım anda sonuçta diklik merkeziydi ya burası da dik olacak. O zaman burası 60 ise hop N'ye 30 kalır. Hatta bunlara hiçbir şeye gerek bile kalmaz. Bakın 20 40 daha 60 N'ye 30 kalır. E burası 40 30 daha 70 o zaman buna da yine 20 kalmış olur. İşte o zaman ne diyoruz? M'ye 20 diyoruz. N'ye de 30 diyoruz. Evet ilginç bir şekilde ikisinin farkı eksi 10 çıktı. Hiç fark etmez. Sonuçta bize açı ölçüsü eksi değil ya. Sorun yok. Gerisini halletmiş olduk. Hemen güzel bir soruyla da devam edelim. Model soruyla bakın diklik gelmiş. Kenar orta dikme, kenar orta dikme. O zaman bakıyorum ki bana kenar orta dikme sorusu hiç fark etmez. Yine yaparız. Hemen şunu çekersem burası ne olur arkadaşım? 30 olur. E burası 25 ise burası 25 olur. Çünkü ikiz kenar olur bunlar. Şurası şuraya eşit olur. Burası buraya eşit olur. Bize de ne soruyor? AKB'yi soruyor. AKB'yi soruyor. Bakın burada kalem ucu kuralı var. Kalem ucu kuralından dolayı da 25, 30, 30, 60, 25, 25, 50. Şu açıyla şunların toplamı burayı verir bana. O zaman ne oldu? 110 olmuş oldu. 60 artı 50'den dolayı 110 diye bu sorumu da bulmuş olduğum. Geldim zor bir soruya arkadaşım ve son soruma geldim. Zor bir soru ve son soru. D noktası ABC üçgeninin diklik merkeziymiş. AB 7'ymiş. AC de 10'muş. Bana da x'in ne olduğunu soruyor. Bakın arkadaşlar biz kural olarak ne demiştik? Kural olarak demiştik ki bakın diklik merkezi üçgenin iç bölgesindeyse bu dar açılı bir üçgendir. Dar açılı bir üçgen arkadaşım. Yapman gereken şey şu. İlk başta x dediğim şey 10'dan 7'yi çıkartıyorduk. 3 diye buluyorduk. Bir de ne olduğunu biliyorsun arkadaşım. 10 ile 7'yi toplayıp 17 olduğunu biliyorsun. Birinci bilmen gereken şey. Hani üçgen eşitsizliğinde yapıyorduk ya. Birinci bilmen gereken şey bu. İkinci bilmen gereken şey. 7'nin karesi 10'un karesi eşittir. X'in karesi olacaktı dik olsaydı. Ama küçükse o zaman burası, yüz, burası küçük olacak. 149'dan küçükse x kare x dediğim şey 149'dan kök 149'dan küçük olacak dedim. Bunu da buraya yazmış oldum. O zaman ben bunlarla ilgili ikisiyle ilgili total bir bilgi çıkartırsam ortaya. Total bilgimde de şu olacak. Küçüklerden x'i büyüklerden de küçük olanı alıyorum. Kök 149 arasında diyorum. O zaman buradan da ne çıkmış oluyor? Bakın x'im 3 ile 149 arasında kök 149. Yani ne olabilir? 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir, 11 ve 12 olabilir dedim. Neden? Çünkü 144 olarak söylemiş oldum ve bu soruyu da bitirdim. Ama bir tane daha bir şey kontrol etmem lazım. O da şu, bakın x'in karesiyle 7'nin karesini kontrol ettiğimde de bu da yine 90'dan küçük olduğu için o zaman burasının da ne olması lazım? Ee, buradaki 10'un da 100'ün de bundan küçük olması lazım. 10'un karesinin... O zaman ne yaptık? X kare eşit küçük büyüktür. Ne olmuş olacak? X kare büyüktür. 100 eksi 49'dan dolayı kök 51'den de büyük olacak. He o zaman bir de buraya kök 51'den büyük olacağını yazdık. Her iki tarafı köke aldık. Şuraya da kök 51'den büyük bir x diyelim. O zaman demek ki benim için 51'den büyük. Bütün hepsini kontrol etmem lazım. Bu da 90'dan küçük. Bu da 90'dan. Bu da 90'dan küçük olduğuna göre o zaman bu gitti. Çünkü 51'den o zaman ne olmuş oldu? 36 da gitti. 49'da gitti. Demek ki 8, 9, 10, 11 ve 12 hangi aralıktadır diyor. Hangi aralıktadır dediği için de ben de kök 51 ile kök 149 arasındadır dedim. Ve sorumu bitirmiş oldum. Tam sayı değerleri hangi aralıktadır diyor. Tam sayı aralıkta 8 ile 12 arası ya da bu şekilde de gösterebilirim dedim. Zor bir soruyu da bitirmiş oldum arkadaşım. İşte artık konumuz bitti. Yardımcı elemanların hepsini bir videoda bitirdik. Çok da güzel oldu, çok da iyi oldu. En son soruda da zoru olarak damgayı vurdu. İşte tam sayıları burada, aralığı burada. Artık uzatmayalım. İşte ödülü soru. Çok güzel bir ağırlık merkezi sorusu. Cevapları yoruma bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derslerde görüşürüz.